Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Ereğli hissesini değerlendireceğiz. Ereğli'de güzel yükselişler oldu. Ereğli önemli bir direnç bölgesinin üzerine attı ve bundan sonra Ereğli'nin neler yapabileceğini, hangi seviyelere kadar gidebileceğini, olası bir düşüş gelmesi halinde ise eski direnç bölgemizin hangi seviyelerde bizi destek olarak karşılayacağını birlikte yapacağımız bu yayında değerlendirmeye çalışacağız. Ancak boğa piyasasındayız. Boğa piyasasında her zaman majör görüntüyü göreceğiz arkadaşlar. Bu görüntüyü gördüğümüz sürece bizim ana destek ve ana direnç bölgelerimizi her zaman hatırlayacağız. Bakın, Ereğli hissesi 2000 yılından itibaren çizmiş olduğumuz bir trend içerisinde gidiyor ve bu trendin ortalama fiyatının geçtiği 2000 yılından sonra milimetrik olarak 2023 yılında test edilmesiyle birlikte Ereğli'de çok sert düşüş geliyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Bu bölgelere geliyor ve bilançonun kötü geleceği düşünülme sebebiyle hem direnç bölgesinde olması hem dünya konjonktürünün Ereğli ile alakalı yapmış olduğu işle alakalı olumsuz olmasından dolayı düşüş geliyor. Bilanço önden düşüş olarak fiyatlanıyor. Bilanço açıklandıktan sonra ise Ereğli'nin yükselişine başladığını görüyorsunuz. Zaten Ereğli'ye herkes düşecek derken koyun bulucu olarak ben ne söyledim arkadaşlar? Ereğli'de en kötü geride kalmıştır. Ereğli zaten bu fiyatları hak eden bir şirket değildir. Hak etmemesine rağmen gerek dünya konjonktürünün demir çelik hakkındaki düşüş olması gerekse bilançosunun bundan dolayı kötü gelebileceği sebebiyle bu düşüşler olmuştur. Aynı zamanda teknik analizde kısa vadeli hedefine gelmiştir. Dolayısıyla Ereğli en kötüyü geride bıraktı ve bilanço kötü de gelse yükselen bir trend var. Kırılmadıkça yön yukarıdır dedik ve sonuç itibariyle 36-35 TL'lerden itibaren Ereğli bu seviyelere kadar geldi arkadaşlar. Şimdi majör görüntülerimiz bu şekilde ve majör görüntülerimizde beklentimiz nedir? Ereğli'nin tekrardan kanal orta bandına gitmesidir. Aylık bir görüntüdür ve logaritmiktir. Aylıkta görünen direnç bölgeleri günlükte farklı bölgeler olarak görülür arkadaşlar. Aylık direnç bölgesi bu ay itibariyle 57 TL'ler olarak görülüyor. Bir sonraki ay itibariyle aylık olarak direnç bölgemiz Eylül ayı sonu itibariyle 58 TL'leri gösteriyor. Bu ay itibariyle ise 55 TL'leri gösteriyor arkadaşlar. Ekim ayında baktığımızda bu direnç bölgesinin 60 TL civarına çıktığını görüyoruz. Daha önce buraların test edilmiş olmasından dolayı tekrardan bu bölgeye gelmesiyle her ne kadar bu bölgelerde biraz oyalansa da benim Ereğli'den beklentim orta vadede bu bandın üstüne atması ve kanal üst band hedefine gitmesidir arkadaşlar. Şimdi günlük grafiklerimizi açalım ve Ereğli'yi daha yakından takip edelim. Bakın arkadaşlar, Ereğli'de günlük grafiğimize geldik. 2000 yılından çizilen bu grafiğin ortalama fiyatının geçtiği orta bandın 2022-2023 yıllarında ne kadar güzel direnç rolü oynadığını görüyorsunuz. Her yayında söylüyorum. Arkadaşlar, robotlar hiçbir zaman geçmişi unutmazlar. Geçmişte yapmış oldukları stratejiye göre geleceği fiyatlarlar. Dolayısıyla bu işler sadece bilgiyle de olmaz. Bu işler hem temel bileceksin, hem teknik bileceksin, hem de strateji kuracaksın arkadaşlar. Bu stratejiye göre gidersen yastığa başını koyduğunda huzurlu bir şekilde uyursun. Ben inanıyorum ki Ereğli izleyicilerim yastığa başını koyduğunda koyun bulucuyla birlikte huzurlu uyudular. Çünkü Ereğli'de yapmış olduğumuz çizimler milimetrik olarak tutmuştur arkadaşlar. En son destek bölgemiz 36.90'dı ve milimetrik olarak 36.90'dan hedef bölgemiz olan 42-43 bandına geldi. Burası bizim direnç bölgemizdi. Bu direnç de nereden geliyor arkadaşlar? Bakın, daha önce Ereğli hissesinin robotu ne yapıyor? Bir trend doğrultusunda ürünü götürüyor. Destek olarak buralar çalışıyor. Destek kırılıyor ve direnç haline geliyor. Retestle birlikte çok sert düşüş görüyoruz ve bu düşüşle birlikte bir yükselen trend oluşuyor. Eski destek bölgemiz önümüze direnç olarak çıkacaktı ve Ereğli 2 hafta yakın bu bölgede oyalandıktan sonra dün itibariyle direnç bölgesini kırdığını görüyoruz. Ereğli bu saatten sonra arkadaşlar 43 TL'nin altında 43-43,5 gibi fiyatlar günlük kapanış yapmadıkça Ereğli'nin yönü günlükteki kanal orta band seviyeleridir. Bu da 50-51 TL civarından geçmektedir. 43 TL önemli bir destek bölgesidir. 43 TL'nin altında kapanış olmadıkça Ereğli'de yön yukarı yönlü okunmalıdır arkadaşlar. Ancak bu 43 TL yatayda bir destek değildir. Bakın, yükselen bir destek bölgesidir. Dolayısıyla bugün 43 olur, yarın 43,5 olur,
Ondan sonraki gün 44 olur. Bu şekilde küçük küçük destek bölgesi de yukarı doğru gidecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ereğli'de güzel bir kırılım var ve 43 TL'nin altına kırmadıkça ilk önemli direnç bölgesi 51 TL civarından geçmektedir. Oldu da 43 TL'nin altında kaldı. Destek bölgemiz neresidir? Buradan çizmiş olduğumuz yükselen trendimizin seviyesidir. 41 TL karşımıza destek olarak çıkacaktır arkadaşlar. Burada da aşağı doğru sarkmaları da düşünürsek 40 ila 41 TL demek daha doğru olacaktır. 40 ila 41 TL bizim önemli destek bölgemizdir. Direnç bölgesinin üzerinde atmış olmamızdan dolayı yükselişlerin sertleşmesi adına 43 TL altında kapanış yapmamak önemlidir. Yani ne diyoruz? 43 TL'nin altında kapanışlar olursa destek bölgemiz 40-41 TL'ler. Bunların altında kapanış olmadıkça Ereğli'de yön minimum 51 TL'dir arkadaşlar. Uzun vadeli bizim hedefimiz ise Ereğli'nin kanal üst band seviyesi olan 110 TL civarlarına gitmesidir. Şu an itibariyle negatif hiçbir durum yoktur arkadaşlar. Dün önemli bir direncin kırılmasıyla bu bölgenin retest edilme çabası oluşabilir. Bu zaten trend teorilerinde böyledir. Önemli bölge kırılıyorsa kırılan bölge sonradan retest hareketine, teyit hareketine muhtaçtır. Aslında 43 TL'lerin tuttuğunu görürseniz bu bölgeler Ereğli hissesinde hala alım fırsatı olduğunu düşünürüm arkadaşlar. 40 TL'ler ise gelmesi halinde yine Ereğli'de güzel alım bölgeleri olarak karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar coin bulucu olarak sürekli soruyorsunuz. Hocam videolarda hep yönün yukarı olacağını konuşuyorsunuz. Satın kenara çekilin demiyorsunuz diyorsunuz. Bakın arkadaşlar coin bulucu 2 aylık bir kanaldır. Sizlerin teveccühü, sizlerin desteğiyle birlikte 25 bin abone sınırına 2 ay içerisinde geldik. Birlikte başardık. Aile kurduk. Aile olarak birlikte finansal okuryazarlığımızı geliştiriyoruz. Bu açıdan hepinize teşekkür ediyorum. Ancak attığım ilk videoda dahil olmak üzere hep şunu söyledim. Lütfen boğa piyasasını iyi anlayın. Boğa piyasasında maksimum kazancı kazanın diye coin bulucu sizlere bu yayınları yapıyor ve herhangi bir ücretli veya ücretsiz ne Telegram ne katıl ne WhatsApp grubu vardır. Coin bulucu her zaman küçük yatırımcının ve her zaman finansal okuryazarlığını, grafik okuryazarlığını geliştirmek isteyen yatırımcıların yanındadır ve bu konuda gönül esasına göre, para esasına göre değil, gönül esasına göre sizlerle birliktedir. Hepinizin desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim yönüm yukarı yönlüdür ve yıl sonuna kadar ben Borsa İstanbul'un dolar bazlı 400 dolara, TL bazlı ise 10.500, 11.000 civarlarına gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. %2'lik, 3'lük, 5'lik düşüşler bana göre bir düzeltme değildir. Düzeltmeler daha yüksek seviyelerde ve aylık bazda gelmesini beklerim. Yani 400 dolara Borsa İstanbul geldiğinde benim beklentim minimum 2 veya 3 ay çok sert düşüşlerin olmasıdır. Boğa piyasalarında düzeltme bu şekilde olur arkadaşlar. %2-3 düşmelerle boğa piyasasında düzeltme sayılmaz bunlar. Yabancı yatırımcı gelir, senin elindeki malı alır, piyasaya Ereğli şöyleymiş, Ereğli böyleymiş, düşecekmiş bilgileri yayar. Sonra sana ne yapar arkadaşlar? Daha yüksek giden maliyetlenmene sebebiyet verir. Lütfen kendi yatırımlarınızı kendi bilgilerinizle yapın. En güzel yatırım ve en güzel kazanç kendi paranı kendin yönettiğin sürece olacaktır. Yoksa sadece coin bulucunun sözleriyle sen al sat yapar ve kendini geliştirmezsen senin hesabını coin bulucu veya bir başkası yönetiyor olur. Bunlar da doğru değildir ve teknik manada da size kazanç sağlamaz arkadaşlar. Lütfen bu yayınların bilgi niteliğinde olduğunu ve sizin eğitiminiz açısından yapıldığını bilin. Hepinize tekrardan desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.